Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Kars Milletvekili Sayın Ahmet Arslanay. Buyurun Sayın Arslanay. Saygıdeğer milletvekilleri, değerli başkanım, ben de hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Elbette ki nakliyeci esnafı da, kamyoncu esnafı da, taşımacılık yapan bütün esnafımız da bizim için diğer esnaflarımız gibi çok kıymetli ve çok değerli. Bunu bilerek özellikle 19 yıldır AK Parti iktidarlarında sektörün disiplin altına girmesi, arz talep dengesinin sağlanması, atıl kapasite oluşmaması adına ciddi düzenlemeler yaptık. Ve 19 yılda gördük ki bu düzenlemelerden hem ülkemiz taşımacısı hem nakliyecisi ziyadesiyle memnun ve disiplin altına gelen sektörle birlikte özellikle büyüyen ihracatımıza da bu taşımacılarla birlikte cevap verebilir ve ihracatımızı rekor seviyeye getirir hale geldik. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Ve bu sektör özellikle son dönemlerde çok ciddi sıkıntı yaşıyor diyenlere, kamyonlar taşımacılıktan çıkıyor, nakliyeciler taşımacılıktan çıkıyor diyenlere iki rakam vermek isterim. 1 Ocak 2020'de sektörde faaliyet gösteren firma sayısı 509 bin. Arkadaşlar, bugün itibariyle 565 bin. Yani %11 artış gerçekleşmiş. Ve yine 1 Ocak 2020'de bu sektörde faaliyet gösteren taşıt sayısı 1 milyon 278 bin. Bugün itibariyle bu rakam 1 milyon 482 bin. Yani 2 yıllık periyotta araçtaki artış sayısı %16. Bu sektörü bırakıyorlar, kamyoncular batıyor söylemine en güzel cevap bu olsa gerek. Ve yine otoyollarda, özellikle erişim kontrollü yollarda çok uzunca bir süre duramıyorlar. Cezai müeyyide uygulanıyor deniyor. Herhangi bir cezai müeyyide yok. Özellikle gayri yasal konaklamaların engellenmesi, can mal güvenliğinin bu yollarda sağlanması için süre tahdidi vardır ki en fazla uzun mesafeli yolun ücreti alınmaktadır. Herhangi bir cezai uygulama yoktur. C2 yetki belgesi almak çok zordur. Uluslararası taşımacılık yapan C2 yetki belgesine sahip araçlar elbette ki içeride de taşımacılık yapıyorlar. Bu da önemli bir şey. 65 yaş sınırı özellikle geçen yıl düzenleme yapıldı. 31 Aralık 2023'e kadar 69 yaşına getirildi. Bu çok önemli. Özellikle otoyolları kullananlar efendim mi? Buyurun. Değerli başkanım, teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, unutmayınız ki otoyol yapılan her yerde alternatif bir devlet yolu zaten var. Bu faaliyeti yürütenler zaten devlet yolunu kullanabiliyor. Biz bu otoyolları yapmamış olsaydık, trafiğin bir kısmı otoyollara gelmemiş olsaydı, eski yollardaki trafiğin daha da yüksek olacağını, buradaki özellikle zaman kaybını, akaryakıt kaybını, karbondioksit emisyonunu varın siz hesaplayın. Eğer bugün bölünmüş yolları 6100 kilometreden 28500 kilometreye getirmişsek, BSK'lı yolu 8600 kilometreden yaklaşık 29 bin kilometreye getirmişsek, 80 yılda 50 kilometre tünel yapılmışken 19 yılda biz bunu 13 katına çıkarmışsak, hiç şüpheniz olmasın ki bu kamyoncu esnafımızın da nakliyeci esnafımızın da işini kolaylaştırmak, ticaretini